أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل اكتب له صلاح عمله الذي كان يعمل فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt el-asab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecma'inin bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminat rahmetullahi aleyhi mecma'inin hasreten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin, hazırun dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İza abgadal muslimuna ulemaahum. Müslümanlar alimlerine buğz etti mi? Nereden çıktı şu adam? Geliyor şöyle söylüyor, geliyor böyle söylüyor. Rahatımızı bozuyor. Alimlere kızıyor. Alimler doğru söyler. Kur'an'ı söyleyecek, peygamberin hadisini söyleyecek, gerçekleri söyleyecek. Ama adam gerçeklerden o kadar uzak ki böyle bir çıktı mı? Neden çıktı bu? Neden böyle konuşuyor? Susturun şunu diye genel yalnız. Her devirde bu olmuş. Her devirde var. İnsanların hepsi bir değil. Bu genelleştiği zaman insanlar genelde alimlerine, doğruyu söyleyen alimlerine, gerçeği söyleyen alimlerine buğz ettiği zaman evet bu kıyamet alametlerinin önde gelenlerindendir. Kıyamet kopacak. Bu kıyamet alametleri var. İnsanların bir gerçeği ifade eden, hakikati söyleyen alimlere buğz ediyor. Sevmiyor. Konuşmasını istemiyor. Genelde böyle olduğu zaman bir, iki vazharu imarat esvakihim. Evet. Şimdi bunun misallerini artırmak çok kolay. Adama diyorsun ki arkadaş Kur'an'da faiz haram. Faiz haram dedin mi düşman oluyor sana. Tehditler savuruyor. Ya Allah'ın kitabında yazıyor. Bu benim kanaatim değil, fetvam değil. Aç Kur'an'ı. Ehallallahu'l beyye ve harramer riba. Ben ne yapayım? Ben Kur'an'ı öğrenmek isteyen müminlere öğretmekle yükümlü bir adamım. Peygamberin söylediklerini ulaştırmakla görevli, yükümlü bir adamım. Kabul edersin, etmezsin. O sana ait. Bana ne kızıyorsun? Yoksa eğer Kur'an'da olmayan söylüyorsan tamam, düzelt beni. Ama böyle tehdit etme filan. İşte böyle, bu genelleşirse her devirde böyle olmuş. Böyle doğru söyleyen, siz ne diyorsunuz? Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Böyle yanlışsa insanlar, hayatları yanlışsa, kafaları yanlışsa
hakikat acıdır diyorsunuz ya siz. Doğruyu söyleyen kabul eden adam sürer çıkarır. Evet, böyle çok olmuş. Çok olmuş alimlere tarihte. Bu genelleştiği zaman, bak genelleştiği zaman her zaman çıkar da genel olarak halkın, kamunun hepsi böyle gerçeği söyleyenler hiç sevmiyor, buğz ediyor. Konuşmasın diyor. Böyle şey ihtiyacımız yok. Ezan bir gerçektir. Ezan bir güzelliktir. Öyle yerler var ki memleketimizde demiyorum ha, yanlış anlamayın. Ya rahatsız ediyor bizi ya. Niye okuyor ezanı ya? Ya sen nesin? Müslümanım. Ezan Müslümanlık ya. Niye kızıyorsun ezana? Kızıyor müezzine, imama. İki de bir çıkıyor minareye ezan okuyor diyor. Öyle yerler var. Bizim memleketimize var demiyorum ha. Başka yerlerde şahit olmuşuz. Şahit olmuş. Yine çıktı ya, şuna bak. Yani gündüz ezan okuduğunu bile hazmedemiyor adam. Kağıda inip diyor, şey ona yıp duruyor. Veyahut da içip duruyor. Ezan okununca hem de adı Müslüman adı. Yine çıktı ya bu filan diye. Kızıyor. Ezan bir güzellik, bir hakikat. Adamın görevi o ya. Bu genelleştiği zaman bir, iki vezharu imaret esvaqihim, çarşılarını, mağazalarını süsledikleri, boyaladıkları zaman, bu genelleştiği, iyice hedef kabul edildiği zaman ben buradakileri okumak zorundayım. Evet. Bunları söyleyeceğim. Şimdi bunlar hepsi bugünkü hukuklarda da var. Bugün ticaret kanunlarında kötüleyici reklam yapmak yasaktır. Türk ticaret kanununa göre de yasaktır. Baskı Avrupa kanunlarına göre de yasaktır. Kötülemek, haksız yere kötülemek, kötülücü reklam yapmak, aldatıcı reklam yapmak suçtur. Haksız rekabet sayılır. Kanunda madde var. Peygamber de onu söylüyor işte. Şimdi insanlar mesela şu bir işte böyle kitapların sayfalarını ayırmak için yapmış adam bunu. Bir iki gün sonra, bir iki ay sonra kaybolan adi bir şey bu. Öyle bir reklam ışıklı bir şeyler yapıyor ki en birinci kaliteymiş gibi. Ona göre para alıyor senden. Mesela kumaş satıyor. Mesela elbise satıyor. Mesela ayakkabı satıyor. Siz şey edin. Misalleri siz çoğaltın. Kalitesi 300 gösteriyor. Işıklarla, renklerle, pozisyonlar. İşte reklamcılık bu ya. Böyle bu genel. Yani malı olduğu gibi kalitesini söylemek değil. Bakın, aldatıcı reklam, kötüleyici reklam. Peygamberin buyurduğu bu. Çarşılarını, pazarlarını hep milleti kandırmak için böyle reklamlar diyelim şimdi, öyle diyor. Çarşılarının mamur yapıyorlar. Böyle herkese izhar ediyorlar, gösteriyorlar, süslüyorlar. Süslüyorlar. Tabii neticede aldatacaklar adamı. 3 liralık şeyi 30 liraya satacak, 300 liraya satacak, aldatacak. Reklamın amacı bu. Evet, böyle yaygınlaşırsa bu. Ben hadis okuyorum. Bu devirde bu vardır demiyorum. Bir malı olduğu gibi tanıtmak değil bu. Aldatıcı, kötüleyici reklam. Evet, yaptığı zaman vaz haru kelimesinden o yan yani. Aldatıcı reklam. Evet, ondan sonra ve tenakehu ala cem'i derahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tünkehul mer'atu li arba'in. Kadın kısmı, erkek evlenecek Allah'ın emri. Fenkihu ma taba lekum minen nisa mesna ve sele ve ruba'. Evlenin. Bekarlara Allah emri var. Evlenin diyor. Evlenmek Allah'ın emri. Peygamberimiz de en nikahu sünneti femen rağibe an sünneti feleyse minni. Evlenmek benim adetimdir, sünnetimdir. Ben evlendim. Kim evlenmezse benden değildir diyecek kadar bastırıyor. Yani evlenmeyen adam Müslüman değildir gibi ama ifade değil tabii. Günah işleyen adam inkar etmedikçe kafir olmaz. Evlenmeyen adam da kafir olmaz inkar etmedikçe. Ama peygamberimiz öyle bir vurguluyor ki sanki benden değildir demek ne demek? Ağır söylüyor yani, evlenin diye vurguluyor böyle.
Evlenme bu kadar önemli. Ayrıca şahıslara böyle Allah hitap ettiği gibi, emrettiği gibi وَاَنْكِهُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ اِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُنُ فُقَرَى يُنِهِمُ اللّٰهِ Kur'an'da ayet. Ey veliler, amcalar, dayılar, büyükler, gençleri evlendirin. Evlenme çağına gelmiş, işi var, aşı var, evlendirin. Velilere de görev veriyor Allah. Evlenmek Allah'ın emri, peygamberin sünneti. Çok önemli. Evlenmezseniz, evliliği teşvik etmezseniz toplum düzeni bozulur. Nesil karışıklığı olur. Fuhuş dine alır, yürür. En güzeli Allah'ın çizdiği çizgiler dairinde evliliği teşvik etmektir. Evlilikten kaçmak iyi değildir. Evet, oturup sabaha kadar namaz kılacağına evleneceksin diyor. Evet, öyle. Neden? Namaz kılarsanız faydası yalnız size dokunur. Gece kalkmışsın, güzel bir şey bak, gece namazı dünyadan kıymetlidir dedik iki rekatı. Ama onun faydası kime? Şahsen sana. Evlenirseniz en azından bir kızı kurtarıyorsunuz. Bir başkasına yararlı oluyorsunuz. Fuhuş yapmadığınız için, yaptırmamış olduğu için evlenince bunun önünü kesiyorsunuz. Toplumu kazandırıyorsunuz. Peygamberimiz buyuruyor ki hayrun nas men yenfaun nas. İnsanların en iyisi, hayırlısı topluma yararlı olandır. Diğerlerine yararı dokunacak işler yapandır. Evlenme de böyle topluma yararı dokunan bir şeydir. Onun için ibadet, nafile ibadet etmekten evlenmek daha iyidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre tabii. Onun için evleneceksin, teşvik edeceksin. Analar, babalar da görevli. Bunları söyledikten sonra evlenirken tabii güzel bir yuva kurulsun. İslam'da küfü meselesi vardır. Güzel bir yuva kurulsun. Ahenkli, sevgi bağlarının tarafları birbirine bağladığı, samimi sevgi bağları birbirine kenetlenmiş, güzel, huzurlu bir yuva kurulsun. İslam'ın hedefi bu. Çünkü huzurlu yuvadan huzurlu, güzel evlat yetişir. Huzur olmayan, mutluluk olmayan yuvadan da kapkaççı yetişir, katil yetişir. Devletin başına bela olan anarşist yetişir. Bakın araştırın, hepsi böyledir, öyle ailelerdendir. Onun için İslam aileye çok önem vermiş. Bak peygamberimiz de mutluluğu bir aile nasıl kurulur? Evlenecek delikanlılara, kızlara ve onların babalarına, velilerine diyor ki kadın dört şey sebebiyle evlenir. İnsanın hissi budur. Niçin evlenir erkek? Lihasebihye. Asil sülaleden bu. Soyu sopu temiz. Ona dikkat eder insanlar. İki, veli cemaliha. Çok güzel kız. Çok güzel kız. Abayı yakar olan veya çok güzel olan abayı yakar kız. Güzelliğinden dolayı evlenirler taraflar. İnsanların arasında bunlar. İkinci faktör. Üçüncüsü, veli dinihe. Dininden dolayı. Ahlakı güzel. İnancı sağlam. Karakteri sağlam. Birisini atladık. Bimalihe. Malı çok. Zengin. Bir evlendim mi bu kızla? Köşeyi döndüm. Sağda solda çalışa çalışa az mı canım yandı? O kızı bir elde ettim mi, evlendim mi? Kolacan mala mülke. Hedefi o kızla evlenmek değil. Malla evlenmek. Derdi mal adamın. Evet. Dört şeyden dolayı evlenir. Ya mal sebebiyle, ya sülalesinin şey güzelliği sebebiyle, ya maddi güzellik sebebiyle, oğlanda da kızda da, üç ya da din güzelliği, ahlak güzelliği sebebiyle. Efendim buyuruyor ki, ey diyor mümin, ümmetimin mensubu olan ümmetim, sen diyor fosfor bizati dini, mal bugün var yarın yoktur. Niye zengin firmalar bakıyorsun batıyor sıfır. Ne zengin adamlar bakıyorsun hiçbir şey olmuyor. Bu öyle Yunus ne güzel söylemiş. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da salın olan. Mala fazla güvenme. Bugün sende onunla. Mal kelimesinin aslında bu var zaten. Mal demek meale Arapça akar gider, meyleder. Durmaz sabit. Mal kelimesi oradan geliyor. Evet. Bugün bende, yarın sende.
korumasını bilmedin mi? Geç verir başkasına. Bugün var, yarın yok olabilir. Evet. Soy sop dedin de nedir ki? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu inanmadı işte. Babası peygamber. Boğuldu suda. Soyu peygamber soyu. Yaradı mı? Soy sop dedin. Evet. Evet, güzeldir de ama hep de ona bağlanma. Bir alimden bir zalim doğabilir diye siz diyorsunuz ya. Bir alimden bir zalim doğar diye. O da pek güvenecek şey değil. Veli cemaliye. Güzellik de kaç sene sürer. 2-3 çocuk doğdu mu güzellik güzellik kalmaz. O da kaybolur. O da gelip geçidir. Fosfar bizatid dini. Dindar olana bak. Karakter güzelliğine bak. Ahlak güzelliğine bak. O geçmez. Her durumda, bollukta, dallıkta, sevinçte, üzüntüde karakter sağlamlığı, ahlak güzelliği hiç değişmez. Sen onu hedef al. Ötekiler de yanında olursa ne güzel. Ama birinci hedef bu olmalı. Şimdi böyle buyurmuş Peygamberimiz. Efendim şimdi okuyacağım hadiste buyuruyor ki, yani bak birinci madde ne dedi? Alimlere buğz ediyor. Ne konuşuyor bu ya? Hangi devirdeyiz ya? Kızıyorlar doğruyu söyleyene. Kızıyorlar. Genel kanaat böyle. İkincisi, 3 kuruşluk malı 300'e satmak için aldatıcı reklam yapıyor. Genel herkesin derdi bu. Aldatıcı süslemeler yapıyor ticarette. Ve diğer husus evlenmelerde tek hedef para. Yani bunun karakteri, ahlak güzelmiş, onunla aranmıyor artık. Toplumda o hale gelmiş ki herkesin derdi para. Ha ise ve tenakev ala cem'il derahim, para toplamak adamın dersi. Toplum bu hale gelmişse evet ramahumullahu bi arba hisal, böyle topluma Allah 4 şey verir. 4 şey başlarına musallat eder. Efendimiz sözü bu. 1. Bil kahti minez zaman. Zaman yetmez. İşleri bitiremezler. Bereket kalmaz, zamanın bereketi kalmaz. Çabuk gelip geçer. Peygamberimiz genel söylüyor. Bütün Müslümanlara hitap ediyor. Bu hadis yalnız bize hitap etmiyor. Biz de Müslümanların birisiyiz. Anadolu'da yaşayan kimseleriz. Başka yerde de Müslümanlar var. Genel söylüyor. Eğer siz böyle yukarıda söylediğimiz gibi alimlere, gerçekçi alimlere, doğru söyleyen alimlere buğz eder, ondan sonra böyle aldatıcı reklamlar yapmayı kendinize prensip edinir, bunu kendinizde huy edinir ve de sadece para için evlenirseniz, hedefiniz paraysa, o zaman başınıza bunlar gelir. Evet, zaman yetiremezsiniz, işlerinizi bitiremezsiniz. Evet, güç kuvvet sahipleri size zulmeder. Ondan sonra idarenizi eline alanlar hıyanet eder. Devam ediyor Peygamberimiz. Ve savle minel aduv. Düşmanlar sizi sinek kadar görmezler. Tepenize musallat olurlar. Onlara dur diyecek gücü bulamazsınız. Evet, gücünüz kalmaz. Bundan zaten bildiği için adam İsret almış yürümüş, fuhuş almış yürümüş, rüşvet almış yürümüş. Herkes birbirini kazıklamakla, affedersiniz. Bu kelime şey ama anlaşılması için söylüyorum. Aldatmakla, hep böyle. Hep aldatayım, para kazanayım, para. Manevi duygular bitmiş. Kişilikler yok olmuşsa, düşman bunu çok iyi bildiği için böyle yap, böyle çat der. Savle, bu demek saldırır. Size saldırır, hücum eder. Ve de velem yukavimuhum, onlara mukavemet edemezsiniz. Neden? Çürüksünüz. Umudunuz yok. Malzemeniz çürük. Sus desen, o sana saldırırsa karşı koymak lazım. Savaşmak lazım. Savaşacak karakter yok ki adamda. Derdi para. Ne olursa olsun. Ha bu gitsin, öteki gelsin. Ne fark eder ki? Der zihniyet. Öyle zihniyette bir toplum varsa
çarpışmanın anlamı ne? Bizim Çanakkale'de İstiklal Havuzu'nda niye çarpıştık? Namusumuzu kirletmeyeceğiz. Vatanımıza düşman ayağı bastırmayacağız. Şerefimizi şey etmeyeceğiz, lekelemeyeceğiz. Adamda şeref diye bir şey kalmadıysa, namus duygusu diye bir şey kalmamışsa, şerefi, namusu, paraysa hep böyle çukar, hep böyleyse niye savaşsın ki? Soluğu en ufak bir şeyde bir başka yere kaçar, orada alır. Evet, günümüzde bile bunun örneklerini görüyoruz. Elhamdülillah biz İstiklal Harbi'nde hiçbir yere kaçmadık. Dünyanın en güçlü devletleri çullandılar bize. Elhamdülillah biz hiçbir yere kaçmadık. Bunlar bizi öldürür diye korkmadık. Aşk karınına çıktık, karşılarına savaştık. Namusumuzu leketeceğimize ölürüz daha iyi dedik. Allah da bize yardım etti. O kadar güçlü devletleri püskürttük, geriye gönderdik. Ama bir başka yerler görüyorsunuz. Oh, adam paraya tapıyor, paranın içinde yüzüyor. Memleketi işgal görünce soluğu Londra'da alıyor, bilmem nerede alıyor. Neredesin sen? Ya senin öteki insan, senin kardeşin, komşun değil mi? Onun namusu senin namusun değil mi? Niye kaçıyorsun? Bir tane değil, iki tane değil. Bu hepsi oraya gitmişse, o da adam da gelir seni çiğner. Peygamber onu söylüyor işte. Düşman saldırır, karşıda koyamazsın. Malzeme yok ki, neyle koyacaksın karşı? Hepsi çürümüş. Ne kadar güzel söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, böyle bozulmaması gereken değerler vardır. Toplumu ayakta tutan değerler vardır. Onları kaybetmeyin diyor. Kaybederseniz başınıza bunlar gelir. Başınıza Allah Celle Celaluhu aziz milletimizden bu güzel hasletleri, namus duygusunu, şeref duygusunu, dürüstlük duygusunu kıyamete kadar kaldırmasını inşallah. Bunun uğruna, vatanı uğruna, namusu uğruna seve seve canı bile verecek bilinçte olma duygusunu bizden almasını inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini Hakim Müstedrek'inde keza Deylemi Hazreti Ali'den nakletmişler ve bu anlamda başka ifadelerle her hadis kitabında hadisler var. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah.